Efendim mutlu akşamlar diliyoruz. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Ben Çiğdem Akdemir. Akşam haberleriyle karşınızdayız. KRT'desiniz. Hoş geldiniz. Sıcak bir son durum gelişmesi var. Onu bir aktaralım. Görüntüler de gelmişken onları da iletelim efendim sizlere. Nereden? Kocaeli'den, Gebze'den gelen görüntüler olduğunu söyleyelim bunun. Bir fabrikadan bahsediyoruz ve 7 işçinin, birinin basması sonucunda 7 işçinin de rehin alındığına dair bir haber. Amerikan firmasına ait bir fabrika olduğunu belirtelim. Silahla basıldığı ve çalışanların rehin alındığı belirtiliyor. Kocaeli'deki bu saldırganın İsrail'i protesto ettiği şeklinde bilgiler var. Böyle bölük pörçük değil bilgiler, biraz daha toparlayalım. Kocaeli Gebze ilçesi. Amerikan firması olan Procter & Gamble P&G fabrikasının ana binasını basan bir kişi içerideki çalışanları rehin alıyor. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Sıcak görüntülerde burada o bölgenin, o caddenin ya da o sokağın aynı zamanda giriş çıkışa kapatıldığını görüyoruz. O bölgede önlem alındığını, şimdi bir itfaiye aracının keza oraya doğru gittiğini görmekteyiz efendim. Ama içeride ne olduğuna dair, durumun ne olduğuna dair net bilgiler de henüz gelmiyor. Saat 15 sıralarında ne olduysa oldu. Kimliği henüz belirlenememiş bir kişi elinde silahla Amerikan firması olan bu P&G'ye ait fabrikanın ana binasına giriyor. İddiaya göre buradaki amacı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek. Ve bu yüzden de fabrikadakileri rehin alıyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hem o insanların o sokağın başındaki durumu da, trafiğin durumunu da görüyoruz sizlere, iletiyoruz aynı zamanda. İşte polisin önlem aldığı, oradaki giriş çıkışları kapattığını görüyoruz. Kocaeli Valisi Sedar Yavuz'un da bilgi almak üzere bölgeye hareket ettiğini belirtelim. Belki oradan da bir açıklama gelir. Fabrika önüne özel harekat polisleri de yönlendirilmiş durumda. Ve fabrikanın bulunduğu nokta, işte bakın biraz daha yakın baktığımız zaman orada bir çalışma olduğunu görüyoruz. Ekranın sağında gördüğünüz görüntü canlı görüntüdür efendim. Orada ne oluyor acaba? Bir planlama mı yapılıyor bu eylemin sonlandırılabilmesi için? Aynı zamanda eğer insanlar rehin alınmışsa onların herhangi bir şekilde zarar görmesini engelleyerek aynı zamanda bu eylemin sonlanmasını sağlayabilmek gerekiyor. Bu anlamda bu kişiyle, yani bu protesto yaptığını belirten ve çalışanları rehin alan bu kişi, silahla bu eylemi yapan bu kişi ikna mı edilmeye çalışılacak, ne olacak vesaire. Bir de böyle bir durum var elbette. O yüzden hani kılı kırk yararak dikkat etmek gerekir denir ya, aynen öyle bir süreç aynı zamanda. Bakalım o bölgeden başka gelişmeler ya da yeni ayrıntılar gelir mi, ama şu ana kadar hem gözlemleyebildiğimiz, bakın orası sağdaki görüntü, canlı gelen görüntüler, Kocaeli'de Gebze'de bu fabrikanın olduğu sokaktan, caddeden bahsediyoruz. Orada bazı araçların çıkışı sağlanıyor gördüğünüz gibi. O sokak da biraz boşaltılmaya çalışıldı. Girişlere çıkışlara o bölge zaten kapatılmış durumda. Ancak işte yetkili kişilerin, polisin girdiğini görüyoruz. Özel harekat aynı zamanda bölgeye sevk edilmiş durumda zaten. Şimdi orada bakalım nasıl görüntüler gelecek ve nasıl bir operasyon mu yapılacak? Yani bir şekilde içeriğiyle bağlantı nasıl kurulacak? Ne olacak yeni gelişmeler? Elbette ki onları takip ediyoruz. İşte itfaiye aracı, ihtiyaç olabilecek herhangi bir birim, onların da o bölgeye gittiklerini, intikal ettiklerini görebiliyoruz efendim. Canlı görüntülerde az evvel sizlere ilettiğimiz bunlarda hemen olayın ardından işte polis ekiplerinin gelişi, orada önlem alışlarına dair görüntüler. Biraz daha özetleyelim. Kocaeli Gebze'den gelen sıcak görüntüler bunlar. Peki ne oluyor? Burada bir Amerikan firması var. Procter & Gamble, P&G fabrikası. Ana binası işte bu gördüğümüz nokta. Bir kişi gidiyor ve orayı basıyor silahıyla birlikte. Şimdi burada tabii rehin alınanların 7 kişi olduğunu ilk etapta biliyoruz, ama daha çok çalışan var mı? O sırada hangi birime girdi ya da nasıl girebildiği, bir yandan da elbette hani güvenlik önlemleri konusunda bir eksik olduğu söylenebilir mi? Ya da orayı nasıl aşabildi, eğer böyle bir güvenlik noktası da normal olarak varsa. Bugün saat 15 sıralarında henüz kimliği belirlenememiş bu kişinin elinde silahla bir Amerikan firması olan bu fabrikanın ana binasına girdi ve iddiaya göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla böyle bir eylemi yaptığı söyleniyor. Bir Amerikan firması olduğunu düşünecek olursak böyle bir paralellik kurmuş olabilir. İsrail'e verilen destek vesaire üzerinden böyle bir söylemle mi hareket etti acaba? Ve fabrikadakileri rehin aldığı belirtiliyor. 7 işçi şu ana kadar fabrikada rehin alınanların sayısı açısından gelen ilk bilgi bu.
Ama tabii bundan sonrası için de orada hem alınan önlemleri iletiyoruz ama dediğimiz gibi yani bir rehine operasyonu mu yapılır, yoksa bir müzakere süreci mi olur, yoksa hemen ikna edilebilir mi bu kişi, yani bu insanların canına zarar gelmesini, en ufak bir zarar gelmesini engelleyebilmek adına böyle bir durumda hakikaten çok bütün adımları hesaplayarak da atmak gereken bir süreç. Bir kez daha söyleyelim o zaman yeni bilgi gelene kadar. Dediğimiz gibi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla fabrikadakileri rehin aldığı belirtiliyor bu silahlı kişinin. Ve bunun ardından da ihbar geliyor polise. Bölgeye çok sayıda hem sağlık ekibi hem polis ekibinin sevk edildiğini biliyoruz. Kocaeli Valisi Sedar Yavuz'un da bölgeye hareket ettiği bilgisi var. Oradan bir bilgi gelirse, bir açıklama gelirse iletiriz. Ayrıca fabrika önünde özel harekat polislerinin de yönlendirildiği bilgisi var. Fabrikanın bulunduğu bu caddede araç giriş çıkışlarına yetkili ve gerekli araçlar dışında kapatılmış durumda. Efendim burası sıcak nokta, elbette ki gözümüz kulağımız orada, onu takip ediyoruz. Ama başka bir şey daha var günlerdir takip ettiğimiz, o gündeme de bir geçelim. Gebze'de de gözümüz kulağımız orada diyerek, orayı da takip ederek sevgili izleyiciler. Bir Ankara'ya gidelim. Sare bizimle birlikte, Sare Nur Özsemiz bizimle birlikte, ona soralım. Aslında neyi soracağız? Can Atalay kararını konuşuyorduk. Can Atalay kararını okuyan kişi Bekir Bozdağ'ydı. Çünkü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Türkiye'de değildi, yurt dışındaydı. Şimdi dönüşünde bu konu herhalde sorulur diyorduk. Soruldu galiba Sare ve nedir, nasıl cevaplar, hatta nasıl sorular soruldu acaba, bir de orası önemli. Çiğdem Akdemir, aslında sürecin en başından bahsedelim. Yani senin de belirttiğin gibi salı günü tüm itirazlara, tüm tepkilere rağmen Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekili düşürüldü. Muhalefetin özellikle tepkisinin olduğu noktalardan biri Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bu kararı okutulurken Türkiye'de değil yurt dışında olmasıydı. 28 Ocak günü Numan Kurtulmuş yurt dışı temasları için Türkiye'den ayrıldı. Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Dün de temasları tamamlandı. Bugün Türkiye'ye döndü. Ankara'da bugün ilk programı vardı aslında. Birinci meclise gitti saatler 14'ü gösterdiğinde. Ancak bu soruları biz kendisine o noktada yöneltemedik. Çünkü kendisi bugün programda soru kabul etmedi ve dahası aslında birinci meclisteki programda yalnızca ajanslar ve TRT'ye açık olduğu belirtildi. Bizler de meclis bahçesinden çıkarıldık. Biraz daha uzak bir noktaya götürüldük. Yani girişte de çıkışta da soru yöneltmemize pek de müsaade edilmedi. Hatta kendisine seslenildi Numan Bey diye. Ancak o ya duymadı ya da soruları bugün kabul etmek istemedi. Ancak dün uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İki gazetecinin sorusunu yanıtladı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Türkiye'ye dönerken. Önemliydi neden? Çünkü Meclis Başkanı neden burada değildi? Bu karar okutulurken özellikle yurt dışında olması elbette ki tepki çekmişti. Bugün de ilk kez Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine yönelik ilk açıklamasını yapmış oldu. Hemen bahsedelim. Can Atalay meselesi veya başka bir konu üzerinden siyasi tartışmaların köpürtülerek bugüne kadar getirilmiş olmasını doğru bulmuyorum ifadesini kullandı. Peki neden yurt dışındaydı? Aslında ondan bahsedelim. Bu soruya yanıtı şu şekilde oldu. Biz milletimizin verdiği yetkiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi adına diplomatik ilişkileri geliştirmek üzere yurt dışındaydık dedi. Bu programında aslında aylar öncesinden planlandığını açıkladı. Ve bu ziyarette Atalay'ın kararın okutulmasını bir şekilde ilişkilendirmek, kategorik olarak bu açıklamaları da reddediyorum ifadesini kullandı. Zaten ben burada olsaydım yine oturumu ben yönetmeyecektim dedi. Elbette ki bu hafta Ankara'da dahi olsaydık oturumu Bekir Bozdağ yönetecek dedi. Yani bu kararı Bozdağ yine okuyacaktır dedi. Ve meclisin teamülleri gereği zaten meclis başkanının oturumu hangi durumlarda yöneteceği açıktır dedi. Bu ifadesi önemli. Yani biz bu hafta Ankara'da olsaydık yine kararı Bekir Bozdağ okutacaktı ifadesi önemli. Çünkü muhalefetin eleştirilerinden biri de aslında şu. Salı günü bu kararın okutulurken aslında muhalefetin haberinin olmaması, yani bu kararın verilmesinde muhalefete haber verilmemesi tepki çekmişti. Saat 11.30 sıralarında AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta bu kararın bugün ya da bu hafta okutulacağını söylemişti. Bu açıklamadan anlıyoruz ki aslında bu kararın okutulmasına karar verilmiş ancak muhalefete de bir haber verilmemiş. Bu noktada hatta grup başkan vekilleri de biz bu kararı genel kurula girmeden 5 dakika önce 14.55'te yapılan danışma kurulu toplantısından öğrenmiştik ifadelerini kullanmıştı. Numan Kurtulmuş'un açıklaması da bu şekilde oldu. Ve elbette ki yargıdaki yetki krizi, bu konuya ilişkinde iki yargı kurumu arasındaki hukuki ihtilafın tarafı meclis değildir dedi.
bizim başından beri zaten tavrımız bu noktada açık ve net ifadesini kullandı. Ve elbette ki siyasi tartışmaları sokakta halletmeye kalkmak doğru değildir ifadesini de kullanmış oldu. Bizim yerel mahkeme adına karar verip meclis olarak Atalay'ın tutukluluk halini kaldırmak gibi bir yetkimiz de yoktur dedi. Peki bu karar bu hafta okunmasaydı, bekletilseydi ne olurdu? Bu soruya da yanıt verdi Numan Kurtulmuş. Hemen aktaralım. Kararın okutulmasında acele edilmeyerek hem ilgili milletvekiline hukuki yolları tüketmemesi ve yüksek mahkemeler aralığındaki içtihat farklarının hal yoluna koyma imkanı verilmiştir dedi. Acele edilmeyerek ifadesini kullandı. Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi iki kez hak ihlali kararı verdi. Ancak Yargıtay o kararı tanımadı ve Yargıtay'ın kararı son olarak Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda da okutulmuş oldu. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararların hukuki açıdan denetleme durumda olmadığımız gibi icracı konumunda da değiliz. Burada muhatap derece mahkemedir ifadesini kullandı. Can Atalay ile ilgili Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ilk kez konuştu. Bugün soruları yanıtlamadı ama tekrar ifade edelim. Birleşik Arap Emirlikleri'nden dönüşünde iki gazetecinin uçakta sorularını yanıtlamış oldu. Saatler 19'u gösterdiğinde de bugün Numan Kurtulmuş'un bir programı daha var. O programda da Can Atalay konusuyla ilgili aslında eleştirilere yanıt vermesini bekliyoruz. Çünkü bugün soru kabul etmediğinde bizlerdeki elbette bugün bir soru sormak istiyoruz. Çünkü gözler günlerdir Numan Bey'de ve elbette ki neden burada olmadığı, muhalefetin eleştirilerine ne yanıt vereceğini merakla bekliyoruz dedik. Bu konuya ilişkin de aslında sizin bugünkü programda soru sormanıza gerek kalmayacak. Öyle ki açıklamasında bütün konulara tek tek değinecektir yanıtını da almış olduk. Bu şekilde aktaralım. Zaten bu planlanan bir ziyaretti. Aylar öncesinden planlanmıştı. Ben olmasaydım da, Ankara'da olsaydım da bu kararı Bekir Bozdağ okutacaktı dedi. Numan Kurtulmuş böyle toparlamış olalım Çiğdem. Peki. Çok teşekkür ederiz. Sari Nur Özsemiz bize Numan Kurtulmuş'un açıklamalarını aktardı. Şimdi böyle şeylerde, böyle açıklamalarda şu vardır ya sevgili izleyiciler. Soruların cevaplanması mı, cevapların sorulanması mı? Ben özellikle bu uçak meselelerinde hep böyle ifade ediyorum. Cevapların sorulandırıldığı şeyler. Çünkü evet bakın Numan Kurtulmuş her şeyi böyle kendi zaviyesinde ve biraz da meclis başkanı sıfatının içerisinde kalmaya, özen göstermeye çalışarak bir cevap veriyor farkındaysanız. Ama bu cevabı hangi soruya veriyor biliyor musunuz? Soru şu. Can Atalay meselesini konuşmak gerekiyor diye başlıyor gazeteci. Can Atalay kararı üzerinden CHP ve Türkiye İşçi Partisi vatandaşları sokağa davet etti. Siz buna ne dersiniz? Soru böyle geliyor ama cevabı bir meclis başkanı olarak o sınırlar içerisinde vermeye çalışıyor Numan Kurtulmuş. Çünkü böyle bir soruya cevabı yok. Sadece süreci anlatıyor. Bize işte niye yurt dışındasınız diyorlar. Program vardı, aylar önce belliydi. Burada meclis değildir iki hukuk ihtilafı, iki kurum arasındaki ihtilafı çözecek yer diye. Hem meclisin sınırından bahsediyor, görevinden bahsediyor. Yani katılın ya da katılmayın. Ama yani tipe ya da CHP'ye yönelik bir şey yok burada. Bir şey söylemiyor ya da böyle sokaklara çağırma vesaire, protesto edilme çağrısı vesaire, buna ilişkin bir görüş beyan etmiyor. Ama soru böyle geliyor, enteresandır. O soruya cevap yok. Meclis başkanı olarak cevap veriyor. Bir de beklenseydi ne olurdu? Böyle bir eleştiri var diye. Evet. Az evvel sevgili Sare de ifade etti zaten sevgili izleyiciler. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını hukuki açıdan denetleme durumunda meclis değildir. İcrası konumunda da değildir. Muhatap derece mahkemesidir diye yine meclisin sınırı, mahkemenin sınırı olarak vesaire belki bir ayrım yaptığını söyleyebiliriz. Bu önemli. Yani sorulan soru ne, verilen cevap ne? O yüzden diyorum bazen ya cevaplar sorulandırılıyor ya da gerçekten yani işte açıklama yapılacağı belli, sorunun geleceği öyle ya da böyle bugün olmazsa yarın geleceği belli, bir şekilde bir açıklama zaten yapılacak diye hazırlanmış ama bir soru orada gazeteci kendi notunu koymuş yani CHP'ye tipe de bir şey deyin diye meclis başkanından. Meclis başkanının siyasetin daha üstünde durması gerekliliği mühimdir biliyorsunuz. Haydi devam. Bir de Özgür Özel'in sözüyle bir devam edelim o zaman. CHP lideri Özgür Özel, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine yönelik bir tepkisi var. İşte karar okunurken Numan Kurtulmuş niye yurt dışındaydı kısmına onun gösterdiği tepkiyi bir hatırlatalım o halde. Anayasaya karşı suç işlenirken yaptığı hareket siyasi deve kuşuluk diye ifade ediyor. Kafasını kuma gömmek, bakmamak gibi bir anlam çıkarıyoruz ve bir de daha bu karar okunmamıştı o zaman biliyorsunuz ve CHP bir miting düzenleyecekti. Adalete saygı, anayasaya saygı mitingi. İşte şehit haberleri gelince bu iptal edildi. Bundan dolayı da eleştirildi. Çünkü o bir festival, bir eğlence değil. Anayasa dediğiniz şey memleketin ölüsünü dirisini koruyan, hepsini bağlayan bir yasa ya.
O yüzden o zaman eleştirilmişti. Şimdi biraz kimileri de eleştiriyor haliyle. Basra harap olduktan sonra neden sonra bir miting olacak belki ama bu mitingin önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini söylüyor CHP lideri de. Numan Kurtulmuş anayasaya karşı suç işlenirken yaptığı hareket siyasi deve kuşu. Sen kafanı kuma gördüğün diye gövdenin de içinde bulunduğu ortamda olanlar olmuyor değil. Yapılan iş tamamen anayasaya aykırı ve büyük bir gaflet var. Büyük bir hata var. Kesinleşen karar mı okutuldu arkadaşlar? Okutulan karar Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'ni yok sayan kararı. Anayasa Mahkemesi'ni yok sayan Yargıtay kararının okutulmasıyla milletvekilliği mi düşer? İyice şuurlarını kaybetmişler. Birinci derece mahkemesinin kararı okunsa kesinleşen karar düşer. Onu okutamıyor. Çünkü kesinleşmedi. Anayasa Mahkemesi kararı bozdu. Anayasa Mahkemesi hak ihlali var dedi. Çıkıp vanilyalı kek tarifi okutsalar anayasaya daha uygun olurdu. Koskoca meclis, milli iradenin tecelligahı kimlerin eline kalmış? Vay vay vay. Bekir Bozdağ'ın elinde. Dün yapılan iş bir anayasa katliamıdır. Biz bu hukuka aykırılığı da, bu adaletsizliği de anayasaya da sahip çıkarak ve ayrıca hangi mağdur ve hangi mağduriyet varsa hepsine birlikte sahip çıkmak üzere, anayasal düzene sahip çıkmak üzere bir mitinge davet etmiştik. Maalesef şehit haberleriyle sarsıldığımız o gün mitingimizi iptal ettik. Önümüzdeki hafta sonu bu mitingi yapmakla ilgili bir niyetimiz var. Hava şartları, iklim, ulaşım koşulları da değerlendirerek kesin karar Cuma günü verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bugün epey konuşuluyor. Özellikle sosyal medyada epey bir yayılmaya başladı. Diyanet Akademisi Başkanlığı'nın mezuniyet törenindeki sözleri. Başlığı ise şeriat. Dolayısıyla hani toplum içerisinde yine belki siyasetin dışında, o ekonomi gündeminin dışında başka bir tartışmaya daha yol verecek, açacak gibi görünüyor efendim. Şöyle, geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz adliye koridorlarında hani Atatürk'e hakaret eden biri vardı. Sonrasında serbest kalmıştı. O sırada da işte onun taraftarları diyelim, işte yanındakiler vesaire, bir kamusal alanda adliyenin içerisinde şeriat sloganları atmıştı, hatırlayacaksınız. Bir de mitinglerde hilafet bayrağı açan ya da işte bu tartışmaya yol açan o gruba da sahip çıktığını söyleyebiliriz. Erdoğan şeriata düşmanlık esasında dinin bizatihi kendisine husumettir diyor. Türk demek aynı zamanda Müslüman demektir. İslam'ın gaza ruhunu taşımayan bir Türklük tanımı ve projesi aslında Türk milletini müzeye kaldırma, folklorik bir öge haline getirme teşebbüsleridir. İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık esasında dininin bizatihi kendisine husumettir. İnanıp inanmamak, yaşayıp yaşamamak elbette bir tercih meselesidir. Ama dinin emirlerine dil uzatmak başka bir konudur. Bu ülkenin hukuku savunmakla görevli olan kimi baroları çıkıyor, kelime-i tevhid lafzının yazılı olduğu bayraktan rahatsız oluyor. Hatta son derece edepsiz ifadelerle suç duyurusunda bulunabiliyor. Bu ülkenin kendini sanatçı diye tanımlayan kimi şahsiyetleri inancını dosdoğru yaşamaktan başka gayesi olmayan milyonlarca vatandaşımızı gerici, yobaz, mürteci diyerek tahkir edebiliyor. İnşallah el ele verip sizlerin de samimi gayretleriyle milli bünyemize tehdit teşkil eden bu cehalet karanlığını yırtıp atacağımıza inanıyorum. Adliye koridorlarında bu sloganlar atılırken, şeriat sloganları atılırken, yani bu anayasal düzene bir hakaret değil midir ya da başkaldırı değil midir diye yorumlar yapılıyordu. Ama o gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti, bir hatırlatmak lazım. Çünkü o gün bir de bu hilafet bayrağı tartışmaları da daha sıcaktı biliyorsunuz. Şimdi o gün dediğiyle bugün arasında acaba bir çelişki var mı? Varın siz düşünün. Bir süredir gündemde tutulmaya çalışılan tartışmalar hazımsızlığın halen geçmediğinin ispatıdır demişti. Sonraki sözüyle aslında bir nevi nokta da koydu deniliyordu. Türkiye'nin rejimiyle ilgili tereddütler 29 Ekim 1923'te yaşasın Cumhuriyet nidaları eşliğinde bitmiş bir tartışmadır. Anayasamızın ilk maddesindeki Türkiye Devleti bir cumhuriyettir ifadesi bu iradenin bir sembolüdür demişti. Hatırlatalım.
Bugün acaba bu sözlerle birlikte yeni bir tartışma dalgası, yeni bir kutuplaşma dalgası da isteniyor olabilir mi? Yerel seçime de daha yaklaştığımız 59 günün kaldığı şu günlerde belki bu pencereden bakmak gerekebilir. Haydi devam. Şimdi muhalefet kanadına yine bir çekilelim, o bölgeye bir bakalım. İyi Parti ile CHP arasında ne oluyor bir yandan? Tamam, hani Hür özü başıma dedi İyi Parti ama son dönemlerde görüyoruz ve İyi Parti'nin afişlerinde de görüyoruz. Sadece Erdoğan'ı ya da sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'ne değil, aynı zamanda CHP'yi de DEM'le ilişkileri üzerinden özellikle epey hedef alıyor, epey eleştiriyor Meral Akşener'de. Bir de Özgür Özel'in bir sözü vardı Eskişehir'e gittiğinde, Erdoğan'a işaret etmişti ama demişti ki bizim rakiplerimiz, yani şimdi rakibimiz olan Erdoğan, bir zamanlar birlikte ittifak kurduğumuz ortaklarımızı işte bizim karşımıza koyuyor gibi bir ifade kullanınca grup toplantısında da Meral Akşener sert bir tepki göstermişti. O konu soruldu Özgür Özel'e, diyor ki buradan kastettiğim... Yani ismini vermiyor belki ama ifade ediyor İyi Partili olan, sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen ve Eskişehir'de aday olan Nebi Hatipoğlu. Ama bir şey daha söylüyor. Ya genel başkan yanlış bilgilendiriliyor Meral Akşener'den bahsederek ya da bizimle kavga etmek istiyor ama biz etmeyeceğiz diyor. Hoş geldiniz. Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi'ni sözde yalnız bırakarak, geçmişte ittifak yaptıklarımızı karşımıza koyarak, onlara çok farklı imkanlar kurarak Türkiye'nin üzerine yeni bir oyun kurmaktadır. CHP lideri Özgür Özel'in o sözleri siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Eski ittifak ortakları CHP ve İyi Parti karşı karşıya geldi. Sayın Özgür Özel, bizimle ilgili imanın ötesine geçen AK Parti ile tuhaf bazı alışverişlerimiz olabildiğini ifade eden bir konuşma yaptı. Bana göre çok ağır bir iftira. Çok şaşırdım bu konuşmaya. İki ihtimal var. İhtimallerden bir tanesi Sayın Genel Başkanımız ciddi şekilde yanıltılmış. İkincisi de Sayın Genel Başkan bizden kavga etmek istiyor. Ben Sayın Genel Başkan'la kavga etmeyeceğim. Bunun kimseye bir faydası yok. İYİ Parti lideri Akşener Özel'in çıkışı için iftira derken Özel eleştirilerin adresinin İYİ Parti olmadığını söyledi. Bunun cevabını vermek zorundasınız muhterem. Siz bilmeyebilirsiniz. 2017'de biz hayır oyu kullanmak üzere kampanya yaptık. Eski genel başkanınız Sayın Kılıçdaroğlu'na gidin sorun. Meral Akşener ve arkadaşlarına Cumhuriyet Halk Partisi 1 liralık yardım yapmış mı? Biliyorum ki cevabı hayır. Mesele benim açımdan bir yanlış anlaşılmanın düzeltilmesi boyutundadır. Ben saray geçmişte birlikte olduklarımızı bir takım imkanlar yaratarak karşımıza çıkarıyor derken Eskişehir'deki AK Parti adayını kastettim. Muhalefete muhalefet etme gibi bir derdimiz yok dedi Özel. Sözlerini açıklığa kavuşturdu. Kastettiğinin İyi Parti'den milletvekili seçildikten sonra istifa edip AK Parti'nin Eskişehir adayı olan Nebi Hatipoğlu olduğunu anlattı. Bu sorunun cevabını Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel vermek mecburiyetindedir. Bunu çok ayıpladığımı, aşırı ciddiye aldığımı ve bu işin peşini bırakmayacağımı buradan ilan ediyorum. Herkes haddini bilecek, hukukunu bilecek. Bahsettiğim İyi Partili İyi Parti'den seçilip AK Parti'ye geçen Eskişehir'deki milli irade hırsızına laf ediyorum. Yoksa İyi Parti adaylarına neye edeyim? İyi insanlar deyip başka bir şey demiyorum. CHP ile İyi Parti'yi karşı karşıya getiren bir diğer tartışmadı. Akşener'in afişlerimiz CHP'li belediyeler eliyle engelleniyor iddiası. Özel öyle bir şey olduğunu düşünmem dedi. Birileri istiyor ki billboardsuz seçim kampanyası yapalım. Bizi sansürlemek isteyen saray değil belediye, Beştepe değil Saraçhane. Billboard meselesini de duydum, şaşırdım. Sorup öğreneceğim, yapabileceğim bir şey varsa benim çözmem gereken derhal gerekli müdahaleyi yaparım. Öyle bir şey olduğunu düşünmem. İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin baskısıyla bu billboardların asılamadığını ifade ediyor ya, işte şirketin geri çevirdiğini, şirketinse bazı hukuki sorun yaratabilir diyerek bazı o afişlere asmayı tercih etmediğine dair haberler de var. Şimdi bugün
İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu kameraların karşısındaydı. Tabii bu konuda soruldu. Bu iddialarının arkasında duruyorlar anladığımız kadarıyla. İlgili şirketten yazılı bir açıklama bekliyoruz diyor İYİ Parti özellikle. İmamoğlu ve Özel'e konunun detaylarıyla ilgili bilgiyi İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un verebileceğini söyleyerek aynı zamanda. Çünkü burada daha çok Ekrem İmamoğlu İstanbul için daha çok böyle bir tepki söz konusuydu. Ve işte Murat Ongun biliyor ona sorsun gibi bir ifade kullandı. Az evvel Özgür Özel'in dedikleri de çünkü soruldu kendisine. Ayrıca Meral Akşener'in sözlerinin muhalif medya dedikleri o medya tarafından ya da yoldaş vesaire demeyi de tercih ediyorlar. O medya tarafından çarpıtıldığına ilişkin de bir tepkisi var. Genel Başkanımızın dünkü yaptığı açıklamada bazı sözleri de bazı medya organları tarafından çarpıtılarak verilmiştir. Salonlar verilmedi, elektriklerimiz kesildi. Genel Başkanımız dün bunları da ifade etti. Dedi ki bunların yanına yeni bir tane daha engelleme eklendi. Bazı yayın organları demlendiklerini unutup başka noktalara tartışmayı taşıma gayreti içerisinde oldular. Ne zaman görülmüş bir siyasi partinin propagandası, milletine sunduğu taahhütlerin bir belediye tarafından belirlenmek istenmesine. Bunun siyasal rekabetle, demokrasiyle hiçbir alakası yoktur bu tutumun. İlgili şirketten yazılı olarak da bize bu cevabı vermelerini istedik. Hala bir cevap yok. Sayın İmamoğlu ve Sayın Özel, yanlış hatırlamıyorsam ikisinin de açıklamasının üzerinden 24 saat geçti. Bize herhangi bir şekilde olumlu seyir, adım, girişim olmamıştır değerli arkadaşlar. Zannediyorum bilgiyi doğru yerden almıyorlar. Belki Sayın Murat Ongun'dan bilgi almak isterlerse durumun gerçekliğini, bütün detaylarını çok daha net bir şekilde görmüş olacakları düşüncesindeyim. Hadi devam edelim. Bir de Adalet ve Kalkınma Partisi ile Yeniden Refah arasında artık hani görüşmeler bitti tamam ve Cuma günü açıklayacak genel başkanımız partimizin tutumunu demişti ya Suat Kılıç. Dün de bu saatlerde o bilgiyi iletmiştik sizlere. Yeniden Refah genel başkan yardımcısı. Ama bir şey daha oldu. Yani bu işin sonunda anlaşma olacak gibi de görünüyor aslında sevgili izleyiciler. Başından beri söylüyorduk. An itibariyle durum ne? Cuma günü olacak o açıklama pazartesiye kaldı. Neden? Çünkü bugün iki partinin heyetleri akşam görüşecek. Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç 30 Ocak'ta yaptığı açıklamada dünden bahsediyoruz. Yeni bir görüşme olmayacağı mesajını vermişti. Kılıç heyetler arasındaki ittifak görüşmelerinin tamamlandığını söylemişti ama denildiği gibi de olmuyor. AK Parti ve Yeniden Refah Partisi heyetleri ittifak görüşmeleri kapsamında bu akşam tekrar bir araya gelecek. Yerel seçim kararının açıklanmasına ilişkin tarih değişikliğine de gidildi. 2 Şubat Cuma günü yani yarın Fatih Erbakan tarafından açıklanacaktı yerel seçim kararı. Bu da ertelendi. 5 Şubat Pazartesi günü açıklayacak. Yeniden Refah Partimizin üye... Bir de DEM Parti'ye bakalım. DEM Parti açısından en çok konuşulan isim evet Başak Demirtaş. Olacak mı? İstanbul'da aday çıkaracaklar mı? Ne olacak? Bir yandan yarın için özellikle CHP'deki parti meclisi de bekleniyor. O parti meclisinden çünkü İstanbul'daki bazı ilçelerin de adını, adayların adını biz duyabiliriz. Yani buna göre de bir matematik, bir denklem oluşacak gibi görünüyor. Bakalım İstanbul için ne olur, ne olmaz bilemiyoruz ama İki nokta için şöyle söyleyebiliriz. Antalya ve Bolu'da adaylarının netleştiğini söyleyebiliriz. DEM Parti açısından Antalya eski HDP milletvekili Kemal Bülbül, DEM Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklandı. Ve Bolu. Bolu'da da sol sosyalist partilerle ittifak yapılacak. Orada da ortak adayın adı Veli Saçılık efendim. İzmir'de peki Tunç Soyer aday gösterilmedi biliyorsunuz. Hep şöyle deniliyordu yani. Tunç Soyer'in aday gösterilmemesi durumunda DEM Parti tepki gösterebilir ve bir ittifak orada olmayabilir ya da bir işbirliği olmayabilir. Denilen o ki Tunç Soyer aday gösterilmedi, DEM Parti de şimdi İzmir için aday arayışında. Antalya'da Kemal Bülbül, Bolu'da Veli Saçılık. DEM Parti'nin yerel seçimlerde adayları netleşiyor. Yerel seçimlere son 58 gün. Kendi adaylarıyla seçime girme kararı alan DEM Parti'de yanıtı en çok merak edilen konu İstanbul'da aday çıkaracaklar mı? Bir süredir ismi öne çıkan Başak Demirtaş yüksek ihtimalle DEM Parti'nin İstanbul adayı olacak. Resmi bir başvuru yapmadı henüz ama parti yetkilileri Demirtaş'ı işaret ediyor. MYK'da bir grupsa
aday çıkarılmaması gerektiği görüşünde. Başak arkadaşımızın yaptığı açıklamanın kendisi bizim açımızdan resmi başvuru niteliğindedir. O anlamıyla ekstra bir başvuruya ihtiyacı duymuyoruz. Yaptığı duyuru, yaptığı açıklama bizim için başvurudur. Bu başvuruyu da aldık, kabul ettik. Başak Hanım en güçlü adaylarımızdan birisi. Onu söyleyeyim, muhtemel olabilecek en güçlü aday arkadaşlarımızdan birisi. Günlerdir tartışılan bir başka kent İzmir. CHP'nin adayı şayet Tunç Soyer olsaydı DEM İzmir'de aday çıkarmayacaktı. Ama Cemil Tugay'ın aday olmasının ardından karar değişti. İki kişi kulislerde öne çıkıyordu. Bu isimlerden Filiz Kerestecioğlu iddiayı reddetti. DEM Parti şimdi İzmir'de aday arayışında. Ankara'da Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. DEM Parti Adana'da da aday çıkaracak. Parti kaynakları Mersin'de ise aday çıkarılmayacağını söyledi. Son karar MYK'da verilecek. Adaylıklarımız, aday çıkaracağımız illerle ilgili şu anda komisyonumuz çalışıyor. En yakın süreçte buradaki adaylarımızı kamuoyuna açıklayacağız. Ayın 3'ünde yeniden Merkez Yürütme Kurulumuzun toplantısı var. DEM Parti Bolu'da Türkiye İşçi Partisi ve Sol Sosyalist Yapılarla ittifak yaptı. Ortak aday Veli Saçılık oldu. Hayata dönüş operasyonunda kolunun birini kaybetmiş olan Saçılık, 2018 seçimlerinde Ankara'da HDP'den vekil adayı olmuştu. Adaylığı kesinleşen isimlerden bir diğeri Kemal Bülbül. Bir önceki dönemde Antalya HDP milletvekili olan Bülbül, bu kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı almak için yarışacak. Kendisi aynı zamanda Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin de genel başkanıydı. İstanbul'un bu seçim yarışında Kanal İstanbul konuşulacak mı acaba? Şimdi yani iktidarın ne kadar istediğini, inadına yapacağız dediğini biliyorsunuz. Ekrem Bey'in de bu süreç içerisinde çalıştaylar düzenlediğini, İBB'nin, onu da hatırlatalım. Ve bunun doğru olmayacağını ve bunu yaptırmayacağız ifadesiyle dile getirdiğini de hatırlatalım bir kez daha. Peki ne olacak? Şimdi iki isim. Murat Kurum Kanal İstanbul demiyor. Milletin gündeminde olmayan şey bizim de gündemimizde yok diyor. E peki ne olacak? Ama böyle de ortada vardı yani, böyle büyük projelerden bahsediliyordu şimdiye kadar. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu konuyu öyle ya da böyle gündemde tutacak. Murat Kurum'a da bunun üzerinden tepkileri gösterecek aslında, böyle yüklenecek belli ki. Cumhurbaşkanının ne istediği, ne istemediği, neden hoşlandığı, neden hoşlanmadığı diyor. Onlar için daha büyük öncelik meselesidir. İstanbul gibi bir baş belası işi bu şehrin başından uzak tuttuk ve başlayamadılar. Bu kapsamda bugün eğer sayın adaya, sayın kuruma İstanbul'un gündeminde olmayan bir konu bizim de gündemimizde olmaz dedirtebiliyorsak, dönün 6 ay, 8 ay, 10 ay önce hararetle nasıl ağız dolusu cümleler kurduğunu görürseniz, aslında bizim nerede durduğumuzu ve nasıl bir akıllıca ve prensipli bir süreç yönettiğimizde görürsünüz. İstanbul meselelerine duyarlılığın önünde Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne istediği, ne istemediği, neden hoşlandığı ya da neden hoşlanmadığı onlar için daha öncelik meselesidir. İSKİ Genel Müdür Yardımcılarını görevlendirerek şahsen ben İSKİ'nin yönetim kurulu olarak çalışmasının sürdürülebilirliğini sağlamışımdır. Ya bir ismin atamasına bile onay verememişlerdir. Niye biliyor musunuz? Siyasi onay alamadıkları için. Depremi konuşuyoruz. Afet. Afetle ilgili mücadelede acilen yeni yetişen güçlü bir itfaiye ordusuna ihtiyacımız var dedik. Ve 3500 itfaiye eri talebimizi sunduk. 3500 itfaiye eri talebimizin 750'si bize onaylandı, gönderildi. Daha sonra bize bir daha itfaiye eri onayı, alımı, onayı gönderilmedi. Niye biliyor musunuz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu döneminde itfaiye yeri almasın. Bu onayları bile veremeyen kişi iradesinden, yetkisinden ötürü ne kadar özgün davranabileceği, ne kadar 16 milyon İstanbullunun belediye başkanı olabileceğinin cevabını topluma vermesi lazım. Deprem meselesi bu süreçte en çok tartışılacak mesele. İşte hani depremini bekleyen şehir olarak İstanbul'un durumu, işte bu kentsel dönüşüm meseleleri ne kadar gerçekten kentsel oluyor, rantsal değil ve bir yandan ne yapılması gerekiyor? Bir yandan da artık süre de kısalıyor. Yani beklenen büyük deprem vesaire diyorsak
süreç de çalışma ve bu çalışmaları hızlandırma süreci aynı zamanda. O yüzden bu konudaki projeler çok önemli, çok kıymetli ve projeler ve vaatler aynı zamanda. Murat Kurumpeki ne diyor? Dün katılmış olduğu bir program vardı TV100'de. Candaş Tolga Işık'ın programına katıldı. Orada bu depremle ilgili işte vaatlerden, projelerden vesaire bahsederken 130 bin insanımızı kaybettik diye üstüne basa basa söyledi. Sonra da devam etti 11 ilde yaşananlar vesaire. O sırada çok dikkat çekmedi galiba, sorulmadı üzerine ama sonrasında insanlar epey soru sordular. Yani hani 50 bindi, yani 11 ili vuran bu 6 Şubat depremlerinde 50 bin insanımızı yitirdiğimiz açıklanmıştı. O zaman açıklananla gerçek arasında büyük bir uçurum mu var diye tepki sesleri yükseldi. Sonra tepkiler sonrasında Cumhuriyet tarihindeki depremleri kastettim diyerek bir açıklama getirdi Murat Kurum. Daha önce yapmış olduğu, katılmış olduğu bir yayında da benzeri bir soru cevap olduğunu ifade etti ve o anları da paylaştı. 130 bin canımız gitmiş ya ve 11 ilde bakın deprem oldu. İstanbul 11 ile yetişir. 6 Şubat depremlerinde can kaybı 50 bin olarak açıklanmıştı. 11 ili yıkan depremlerde Çevre Bakanı olan şimdinin AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum 130 bin canımız gitti ifadelerini kullandı. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Gerçek ölüm sayısı saklanıyor sesleri yükselince kurum Cumhuriyet tarihindeki depremlerin toplamındaki can kaybını kastettiğini söyledi. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilimizde 50 bin canımız gitti. Cumhuriyet tarihindeki depremlerde ise toplam 130 bin kişi hayatını kaybetti. Aynı yayında ve aylar önceki yayınlarda da defalarca söylememize rağmen bunun bugün bir siyasi polemik konusu haline getirilmesi gerçekten üzücü. Yalana sarılan siyaset anlayışıyla hakikatli bir zafer kazanılmayacağını 31 Mart'ta kaybettiklerinde görecekler. Biz en son Maraş depremi oldu mu? Oldu. Orada 11 ilimizde 50 bin canımız gitti mi? Gitti. Kurum aynı yayında Kahramanmaraş merkezi depremlerde 50 bin can kaybı ifadelerini kullandı ve katıldığı başka bir televizyon programında bir asırda 130 bin canımızı kaybettik dediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Depremlerde ülkemizde kaybettik. Kurumun olası İstanbul depremi için kurduğu ifadelerde dikkat çekiciydi. 130 bin canımız gitmiş ya ve 11 ilde bakın deprem oldu, İstanbul 11 ile yetişir. Ama Allah göstermesin, İstanbul'a bir şey olursa ülke gider, bayrak gider, devlet kalmaz. İstanbul'daki deprem evet böyle bir etkisi, ülke gider, devlet kalmaz diye rejime yönelik etkisi vesaire bunlar hep konuşuluyor ama yani İstanbul kaç senedir? Hadi deyin ki 17 Ağustos depremi sonrasında 20 küsur sene geçti. Yani onun 5 senesinde Ekrem İmamoğlu vardı. Peki öncesinde ne yapıldı? Bir şey yapıldı mı? Niye yapılmadı? O zaman farkında kimse değil miydi acaba bu kadar büyük bir risk taşıdığının ve tehlike olduğunun? Devam. Deprem demişken 6 Şubat depreminin evet birinci senesine yaklaşıyoruz. Ama bu süreçte halen bir barınma sorunundan bahsediyoruz. Halen bir sene içerisinde bize bir sene verin, bir sene içerisinde konutlarınız olacak diye söz de verilmişti ama o sözlerin her biri tutulamadı maalesef bu süreçte sevgili izleyiciler. Kimi çadırda kalıyor mesela deprem bölgelerinde insanlarımızın, kimi konteynerlerde yaşamlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Ama havalar daha da soğumaya başlayınca bu gerçekten büyük bir soruna da işaret ediyor aynı zamanda. Hatay Samandağ'dan gelen görüntüleri ve insanlarımızın durumunu aktaralım. İki tane çocuğum var. Çadırım bile yok. Annemlerde, amcamlarda, şurada burada geçiniyor. Depremzede davia hüzmeli. Biri 1,5, diğeri 3 yaşında iki çocuğu var. Ancak ne çadırı var ne konteyneri. Kira yardımıyla geçiniyoruz. 3000 lira. Konteyner başvurusu yaptım. O da onaylanmadı. Çadır da verilmedi. Annemlerde, amcamlarda, şurada burada kalıyorum. Görüntüler Hatay Samandağ'dan. Depremzede Gülben Çiçek'te depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala barınma sorunu yaşayanlardan biri. Evimizin enkazı kaldırıldıktan sonra da başvuru yaptım. Yalnız AFAD 4 aydır konteyner göndermiyor. Çadırım bu, mutfağım şu tarafta, tuvaleti o tarafta kendi imkanlarımızla yaptık. Çok yağmur yağdığı zaman mesela ben çocuklarımı tuvalete geçirmek için şemsiyelerle gidiyoruz. Banyomuz yok. Ben çocuklarımı annemlere götürüyorum. Depremzede Gülben Çiçek hala bulunamayanların olduğunu söylerken asgari ücretle geçindiklerini dile getirdi. Hala ölen canlarımızı bulunamadı. Mesela benim kuzenimin kızı bulunamadı hala. Sağ ölü hiçbir şekilde bulunamadı. Maddi durumumuz çok kötü. Depremden sonra da daha kötüleşti. Eşim yövmeci olarak çalışıyor. Ben çalışamıyorum çocuklarımdan dolayı. Yani bütün ay çalışırsa asgari ücret diyebilirim. Ama çalışmazsa onu bile getiremiyoruz. Sosyal yardımdan 1300 lira yatıyor bize her ay. Evet, sadece. Başka bir şey yok.
Depremzede Ali Latifeci de konteyner bulamayan depremzedelerden. Yani hala biz çadırda yaşıyoruz. Konteyner vermediler. Devlet bize güya şey verecekti. Yerinde dönüşüm falan hiçbir şey vermedi. Isınma diyemiyoruz. Belirli bir saat sonra kapatıyoruz. Yani battaniye altında sığınıyoruz. Ne yapalım? Sınav çağındaki depremzede çocuklar ne ders çalışabiliyor ne de sıcak bir yerde barınabiliyor. Benim kızım lise son sınıfta. Bu kız sınava girecek. Ek ders istiyor. Okula gidiyor. Bunun harçlığı var. Diğer oğlum da. Yani 3 çocuk okutturuyoruz. Biz yetiştiremiyoruz. Bu yükselen enflasyonun bizi her türlü nasıl etkilediğinin de en önemli göstergesi galiba. Artık ev sahibi olmak mesela hayal. O hayal de sevgili izleyiciler, kirası mirası o da zaten nasıl bir hayat zorluğu yarattığını biliyorsunuz ama ev sahibi olmak hayal olduğu gibi sahip olduğunuz evden de oluyorsunuz. Nasıl işte veriler söylüyor, 5 milyon 600 bin kişiden bahsediyoruz. Öğrenciler var içinde, evli insanlar var, yaşlılar var, gençler var, herkes var. 2006'dan bu yana evini kaybetmiş olan insanların sayısı bu efendim. Ekonomik kriz barınma sorununu da daha da aslında belirgin bir hale getiriyor. Daha da yakıcı yapıyor aynı zamanda. Bankaların verdiği konut kredi taksit oranı gelirin %92'sine denk geliyor. Ne alınabiliyor ne kirada oturulabiliyor. Fiyatlar evin sahibine göre düşük, almak isteyene ise uçuk geliyor. Tablo böyle olunca 2006'dan itibaren en az 5,6 milyon kişi evini kaybetti. İstanbul Planlama Ajansı TÜİK'in ev sahipliği ve kiracı istatistiklerinden yola çıktı. Ülkede artan barınma krizine dikkat çekti. Verilere göre konut sahipliği oranı son 9 yılda yaklaşık 5 puan düşerek 2023 yılında %56,2'ye geriledi. Verilere göre 2006'dan bu yana en az 5,6 milyon kişi evini kaybetti. Bankalar konutun ekspertiz raporunda belirlenen değerinin %70-80'ine kadar konut kredisi kullandırıyor. %3,79 faizle aylık ödeme 69 bin liraya denk geliyor. Yani gelirin %92'si. Bu oran toplam geri ödeme 8 milyon 281 bine kadar yükselirken evin maliyetinin 9 milyon 480 bin liraya kadar yükselmesine neden oluyor. Hadi ya diyelim ki konut sahibisiniz ya da onu da geçin bir kira buldunuz. Zar zor böyle bir ortamda kiralar almış başını gitmişken. Ama bilmeniz gereken bir kalem daha var, o da aidatlar. Yani şimdi öyle ki aidatlar artık işte geçmiş birkaç sene öncekinin kirasına denk geliyor sevgili izleyiciler. Mesela Beşiktaş'ta, İstanbul'da ortalama tutarına bakıyorsunuz aidatın 5000 liraya kadar dayanmış. Aidatlar konut kiralarıyla yarışıyor. Sadece Beşiktaş'ta ortalama aidat fiyatları 5000 liraya dayandı. DEHA'nın ulaştığı rapora göre apartman ve site aidatları 2023'te bir önceki yıla kıyasla %97 arttı. En yüksek site aidatları ise sırasıyla Muğla, İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep'te görüldü. Daire başı aidat ortalaması en yüksek il 2607 lirayla Muğla oldu. Muğla'yı 2483 Türk lirasıyla İstanbul, 1743 lirayla Ankara, 1512 lirayla İzmir ve 1456 lirayla Gaziantep izledi. İstanbul'daki ilçelere ilişkin verilere değer verildi. Daire başına aidat ortalaması en yüksek ilçe 5635 lirayla Beşiktaş oldu. İlk 5 ilçeyi Beşiktaş'la birlikte Şişli, Sarıyer, Zeytinburnu ve Bahçeli Evler oluşturdu. Daire başına en düşük aidat ortalamasına sahip il ise 228 lirayla Kırklareli oldu. Onu 309 lirayla Düzce, 316 lirayla Aksaray, 354 lirayla Uşak ve 375 lirayla Kayseri takip etti. İstanbul Beşiktaş'taki aidat fiyatlarından bahsetmişken hadi İstanbul'un enflasyona bir bakalım. İstanbul Ticaret Odası açıkladı. Şimdi İstanbul'un enflasyonu memleketin enflasyon rakamına göre bize bir emare oluşturuyor değerli izleyiciler. Şimdi önümüzdeki günlerde göreceğiz TÜİK açıkladığında memleketin enflasyonu açısından ne çıkacak. Ama İstanbul'daki duruma bakacak olursak 11 ayın zirvesinde bu enflasyon. Ticaret Odası'nın, İstanbul Ticaret Odası'nın verileri diyor ki aylık enflasyon %6,72. Aylık %6,72. Yıllık enflasyon peki ne? %76,17 olarak açıklanmış durumda. En çok peki artış nerede derseniz sağlık harcamaları olarak görünüyor.
Hayır, istediğimiz gibi bir alışverişi Türkiye standartlarında yapamıyoruz. Yapılamıyor çünkü enflasyon her geçen gün yükseliyor. Yeni yılın ilk İstanbul enflasyonu belli oldu. İstanbul 2024 yılını %6,25 oranında enflasyonla açtı. İstanbul'da yıllık enflasyon %76,17 olarak açıklandı. 11 ayın zirvesine çıktı. Sebebi malum. Yanlış politikalar. Ekonomi konusundaki yanlış politikalar. İstanbul Ticaret Odası genel enflasyonda öncü gösterge olan İstanbul'un Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ocak'ta perakende fiyatları aylık %6,72 artış gösterdi. Ama şimdi markete girdiğimiz zaman astronomik fahiş fiyat, özellikle marketlerin, işletmelerin aynı zamanda fırsatçılığından dolayı insanlar rahat alışveriş yapamıyor. Aylık en yüksek fiyat artışı %25 sağlık ve kişisel bakım harcamalarında görüldü. Bunu %7,58'de konut takip etti. İstanbul'da gıda enflasyonu sadece bir ayda %5,51 oldu. Ocak'ta İstanbul'un enflasyonu %76,17 çıkarken TÜRK İŞ'e göre Ankara'da 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 15.048 liraya, yoksulluk sınırı 49.019 liraya yükseldi. Bir Ankara simidi hikayesi. Geçtiğimiz günlerde bir haber vermiştik ya sizlere, Ankara'da simidin fiyatı 10 liradan 15 liraya yükseldi diye. Sonra zam iptal edildi diye bir haber ilettik. Tam da yerel seçime doğru zam olacak, iptal edildi vesaire derken sonra işte o zam iptal edilirken, zam ilan edilirken iptale giden yolda ne yaşandığına bir bakalım. Ankara Pideciler ve Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş zaten o açıklama yapan da oydu. Nedeni de şu, diyor ki ya maliyetlerimiz arttı, karşılamıyor, olmuyor. Dolayısıyla yükseltmek zorundayız. Yani maliyeti de görüyoruz ki bakanlıktan çağrılmış, bakan yardımcısıyla bir görüşme yapılmış. Hatta o görüşmede kendisini rencide eden bazı şeyler de duyduğunu ifade ediyor. Saygı Öztürk'e konuştu, gazeteci büyüğümüze, ve diyor ki Ticaret Bakan Yardımcısıyla görüştük, zammı geri çektik onun ardından, bunu istediler diye. Ama o zaman da diyor yani maliyetini hesapladık birlikte, 12,5'a zaten denk geliyordu diyor. Şimdi zam geri alındı ama yakında yine 12,5 lira yapacaklarını ifade ediyorlar. Ama esas mevzu seçimden sonrası. Bakın, çay ve simidin dışında başka bir şey yemeyecek. Sadece çay ve simit. 5 kere 2500 ne yapar? 12.500 lira. Bir öğünde. Günde 3 öğün ne yapar? 37.500 lira. 40.000 lira değil. Ay 30 gün ne yapar? 1.200.000 Türk lirası. Asgari ücret 910.000 lira net. İktidar yoluna çay simit hesabı yaparak çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 yıl sonra yaptığı o hesapla eleştirilerin hedefi oldu. O günlerde yaptığı simit çay hesabıyla verilen maaş bir 5 kişilik ailenin neredeyse gelirinin yarısını yitiyordu. Yazıklar olsun dedi, o istedi. Ankara'da bir tane simit 10 lira, çay da 15 lira, toplam 25 lira. Ay 30 gün 11.250 lira. En düşük emekli maaşı 10 bin lira. Hükümet simide bile seçim ayarı veriyor arkadaşlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Ankara Pideciler ve Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, geçtiğimiz günlerde 10 lira olan Ankara simidini 15 liradan satılacağını duyurmuş, artan maliyetleri gerekçe olarak göstermişti. Tepkiler peş peşe geldi. Bizim bazı sözlerimiz, özrümüz siyasi mecraya çekilmiş. Bundan dolayı da özellikle devlet büyüklerimizden özür diliyoruz. En sert tepki ise CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1993 yılında yaptığı çay simit hesabını hatırlattı Kılıçdaroğlu. 200 lira Türkiye'nin parada en yüksek rakamı. Bu 200 lirayla ne alabiliyorsunuz? 20 tane simit. Tartışmalar büyüyünce simide yapılan zam geri çekildi. Simitçiler Odası Başkanı vatandaştan özür diledi. Arkadaşlarımızla beraber bir kontrol yaptık ve dedik ki 15 TL gerçekten çok olmuş, özrümüz de onun içindi. Şimdi bugün itibariyle zamın iptaline karar aldık. Gücümüz yettiği sürece de 10 TL'den satmaya devam edeceğiz. 15 liralık zamlı fiyat önerisinin önce Ankara Valiliği tarafından onaylandığı, ardından fiyat güncellemesi yapıldığı ortaya çıktı. Yani zam valilik onayından geçmişti. Delibaş ise tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığı'na çağrıldığını söyledi. Bizi üzen, kıran bazı ifadeler oldu dedi. Özrü de talimat üzerine dilediğini anlattı.
simit fiyatlarına yaptığımız zamın haberlerde yayınlanması üzerine Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan beni makamına davet etti ve niçin zam yaptığımızı sordu. Tarım Bakanlığı uzmanlarının çıkardığı maliyeti bakan yardımcısına gösterdim. Onların hesabına göre 12 lira 70 kuruş maliyet çıktı. Yani bizim belirlediğimiz maliyetten de yüksek. Zammı ertelememizi istedi. Hatta bizi üzen, kıran bazı ifadeleri de oldu. Ben de bunun üzerine açıklama yapacağımı söyledim. Zammı geri aldığımızı halkımızdan özür dileyerek açıkladım. Bize talimat geldiği için halkımızdan, esnafımızdan özür diledik. Simide zam geldi, 15 TL oldu. Peki bu açıklanınca sonra ne oldu? Ticaret Bakan Yardımcısı Simitçiler Odası Başkanı'nın odasına çağırıp zammın ertelenmesini istemiş. Bakan. Bu sevgili izleyiciler takip edeceğiz elbette. Simide gelecek zam 12,5 esas yerel seçim sonrası iyi de yerel seçim sonrası sadece simide mi zam gelecek? Orası da önemli. Bültene başlarken sıcak durağımız Kocaeli Gebze'ydi. Oradaki bir fabrikaya, bir hani Amerikan menşeli bir fabrikaya yönelik bir kişinin silahlı bir eylem yapması, gidip oradaki insanları, çalışanları rehin almasına ilişkin son durum nedir onu bir iletelim sizlere. Gamze Şimşek DEHA muhabiri Gamze Şimşek'e bir soralım. Kolaylıklar diliyoruz. Gamze Şimşek son durum nedir? Ve özellikle rehinelerin durumuna ilişkin bir bilgi elde edebiliyor muyuz acaba? Evet, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde saat 15 sıralarında kimliği belirsiz eli silahlı kişi ya da kişiler kişisel bakım ve temizlik üretimi yapan bir ABD firmasına ait fabrikaya girdi. İddiaya göre şüpheli ya da şüpheliler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla fabrikadaki 7 kişiyi rehin aldı. Rehinelerin kim olduğu, hangi görevde olduğuna dair ve sağlık durumlarına dair henüz bir açıklama yapılmadı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un da şu anda bölgeye geldiği bilgisine ulaştık ve olayla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Kısa süre önce de olay yeri inceleme aracı bölgeye geldi. Ayrıca fabrikaya özel harekat polisleri de yönlendirildi. Fabrikanın bulunduğu cadde polis ekipleri tarafından araç ve yaya geçişine kapatıldı. Biz de fabrikadan uzak bir noktadan gelişmeleri takip ediyoruz. Sivil kuvvet ekipleri de caddeyi kapattı ve güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve UMS ekipleri de bölgeye geldi. Edindiğimiz bilgilere göre müzakereci polisler içeride ve rehineleri kurtarabilmek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Peki, çok teşekkür ederiz Gamze Şimşek. Kolaylıklar diliyoruz. O çalışmalar devam ediyor. O rehinelerin herhangi bir şekilde bir zarar görmemeleri adına özellikle dediğimiz gibi bir kılı kırk yararak yapacakları da bir belki operasyon ya da bir adım atacaklar vesaire ama takip ediyoruz dediğimiz gibi şu an Gebze'de yaşananları da bir yandan son gelişmeleri Gamze Şimşek aktardı bizlere. Şimdi yine bir fiyat konusuna gelelim sevgili izleyiciler. Ekonomi diyelim, yiyeceklerimiz, gıda fiyatları ne durumda diye. Mesela diyelim ki karnınız acıktı, hafif de bir şeyler olsun. Lahmacun hadi yiyeyim dediniz ama nerede yiyeceğinizi de planlamanız gerekiyor. Çünkü fiyatlar bir semtten diğerine değişiyor. Lahmacunun kalitesi belki değişmiyor ama semt farkı oluyor efendim bu fiyatlarda. Şimdi yan yana bulunan iki semte bakacağız. Hem Etiler hem de Rumeli Hisar üstündeki lahmacun fiyatlarına bir bakacağız. Fahiş bir fiyat farkı olduğunu göreceksiniz. Bir semtimizde bir lahmacun 40 lira 50 lirayken başka bir semtimizde 250-300 lira olabiliyor. Şaşırmamak elde değil. Artık onları vicdanına kalmış yani bir lahmacunun fiyatı o kadar olmaması lazım. Fırından çıkan sıcak bir lahmacun hem el hem de cep yakıyor. Fiyatlar ise semtten semte değişiklik gösteriyor. Pek çok kişi dışarıda yemek yiyeceği zaman ne yiyeceğini düşündüğü kadar nerede yiyeceğini de düşünüyor. Mesela en uygun fiyatlı ürünlerden birisi lahmacun. Lahmacunun bile fiyatı mekandan mekana değişiklik gösterebiliyor. Bir lahmacun ne kadar burada? Bir lahmacun şu an burada 45 liraya satıyoruz. Ali Usta, şimdi burada mesela lahmacun ne kadar? Lahmacun şu an 42 lira. Şimdi Hisar üstünden çıktık. Yaklaşık 800-900 metre uzaklaştık. Etilere geldik. Burada lahmacun fiyatlarına bakacağız. Dışarıda menü var. Burada lahmacun ara sıcak bölümünde yer alıyor. Ve burada fındık lahmacunun fiyatı 110 lira. Normal bildiğimiz boyutta büyük bir lahmacunun fiyatı ise 175 lira. Hatta bir lahmacun çeşidi daha var. Başpınar lahmacun olarak geçiyor. Onun fiyatı ise 350 lira. Orada kiralar pahalı. Buraya göre kiralar çok pahalı. Maliyetler haddinden fazla arttı. Semtten semte değişiyor. Ben Ortaköy'lüyüm. Ortaköy'de bayağı fiyatlar pahalı. 70-80 liradan başlıyor.
Şimdi lahmacun alırken de dikkat etmek gerekiyor. Özellikle fiyatı çok uygunsa, çünkü bazen içine kırmızı et yerine tavuk eti konulabiliyor. Lahmacun fiyatı pahalı gelse de menünün en uygun fiyatlısı yine de lahmacun. Bir kebap şimdi olmuş 200-220 lira. Bir lahmacun 45 lira. İki tane lahmacun yese 130 lira benim cebimde kalır. Çok mağazalara bakın, istersen böyle cevrep lahmacun yiyorlar. Neden? İşte biraz daha uygun olduğu için. Kebap şimdi gene bizde uygundur. Biz mesela kebap 200 lira yakındır. Ama bizde uygun, başka yerde hiç yemez. Peki lahmacunun 350 lira olduğu yerde Adana kebap ne kadar diyecek olursanız, fiyatı 400 liradan başlıyor ve 1600 liraya kadar çıkıyor. Kira, personel gideri, et, sebze derken esnaf menü fiyatlarını artırıyor. En son ne zaman zam yaptınız? 10 gün önce yaptık. Ne kadar bir zam? 10 lira yaptık. Geçen yıla göre fiyatlar ortalama %80 geçti. Mesela geçen sene kıymayı kaç liradan alıyorduk? 150-160'dan alıyorduk. Şimdiki 2024'e girdik, kıymayı 400'den alıyoruz. Giderlerinin yüksek olması fiyatlara yansıyan bir unsur. Ama bu kadar da uçurum olmaması lazım. 1 Şubat itibariyle her şey de zamlanmış gibi. Dün ne dönüp bir 90 liralık bir sandviç fiyatını hatırlıyorum. Bugün aynı sandviç 110 liraya çıkmıştı sevgili izleyiciler. Daha kim bilir neler böyle olacak. Ne değişti bir günde? İşte bir şeyler değişiyor, görüyorsunuz. Çok teşekkürler. Noktalıyoruz akşam haberlerini. Bizimle olduğunuz için sağ olun efendim. Saat 19'da takipçide yine gündemde ne varsa üzerine konuşalım, anlatalım. Görüşmek üzere.